Sayın izleyen, bir saniye videoya geçmeden önce bir şey konuşmak istiyorum. Bu hal ne ya? Bu ne ya? Böyle yakışmıyor bize. Böyle yakışmıyor. Eline de yapışmıyor. Hemen bir like'ını at. Yorumunu yap. Abi ben buradan dolayı yorum yapıyorum. Abone ol. Tamam mı? Seni çok sevindirirsin. Çok bir şey yoktu. Zaten kızın OnlyFans'iymiş o. Neyse. Ama benim de YouTube'daki amacım ya da sosyal medyadaki amacım color yani renkleri ayarlanmış videoda oynamak. Yani tek amacım bu. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Daha önce hiç psikoterapi aldınız mı? Hayır. Bugünkü seansımız yaklaşık bir saat sürecek. Hı. Şimdi ben sizin bir kişisel bilgilerinizi biraz alacağım. Yaşınız? Diyor. 21-01-98. Yaşınız 01-01-98. Kardeşim de Evet. işte. Doğum yeriniz? Antalya. Eğitim durumu? Lise mezunu. Lise mezunu. Mesleğiniz şu anda? Influencer. Influencer mı? Hayda. Bu müzikle mi girdik ya? Müzik çok güzel. I'm a crazy motherfucker. Ya içeri kendim bak yanına yazıyorsunuz beni de dürtüyorsunuz tamam mı? Espriyi ciddi ciddi izlemeye çalışıyorum şunu. Yani ciddi ciddi izlemeye çalışıyorum lütfen. Twitch'te izlenmiş ya. Gideceksek de bundan gidelim. Bu arada ben de tanımıyorum. Yani Merve kim bilmiyorum. Influencer olarak galiba şey farklı yerde mi influencerlık yapıyor bilmiyorum da tanımıyorum. Ne yapıyormuş influencerlık? Ha, anladım. Galiba. TikTok çekiyor galiba. Videoda ifşasını paylaşmışlar, sıfır tak. Şimdiki gözünüze bakalım. Çocuk Merve nasıl? Şöyle benim hesabı koymuşlar buraya. Çocuk Merve nasıl? Tabii çocuk. Yalnız. Yalnız. Özgüvensiz. Belki değersiz hissediyor. Çok özgürlüğüne düşkün ama birçok şey var. Sınırlandırılıyor yani. Baskı Belki altında. evet. Baskı altında, hapis hayatı gibi. Utangaç bir çocuk Evet. muydunuz? Sosyal medyayla bunu bir tık aştım. Evet, çok zor bir soru geliyor. Hiçbirisine farklı Annenden ve babandan Ya çocukluğunda... nude göndermeyin bu arada ya. Nude göndermeyin. Ben de bugüne kadar atmadım. Almayı da istemiyorum. Göndermeyin abi. O yük bana kalmasın yani. Çünkü internette paylaştığınız bir şey internette silinmiyor. İnternetten silemezsiniz. Anladım. İnternette kalıyor. Yarın öbür gün ne olacağı belli değil. Atmayın abi. Nude'u atmayın. Bak hepimiz gördük. Twitch'te o kızın adı neydi? Sevgilisini atmış, sevgilisi paylaşmış. Eziklik. Yani ne kadar güveniyorsan güven gönderme. Geçici at kalıcı. Onu da kalıcı hale getiriliyor. Bir son şeyimi de söyleyeyim. OnlyFans içerik küçümseyen tüm cinsel içerikleri küçümsüyordu. Sonra yönetmek istiyorum. O cinsel içerikleri Kral 22 yaşındayım. Ünlü sınavında tekrar zorluyorum. Sence abi damgası yer miyim? Hayır. Hep almayı istediğin ama alamadığın neler var? Daha çok sevgi olabilir. Sevgi, ilgi, şefkat, belki biraz anlayış, anlaşıldığımı hissetmek olabilir. Lailo evet. Yani sanırım bunlar. Peki. Çünkü aileden alamayınca
şefkat ya da sevgiyi. Genelde böyle insanlar şey tarafından boşluk oluyor ya. Hep aynı sonuca varıyorum ama aile tarafından, manevi taraftan boş oluyorlar. Yani manevi dediğim şey de dini falan değil. Şey, işte aile sevgisi olsun, aile ortamı olsun. Hep oralarda bir boşluk oluyor. Dışarıda arıyoruz. Yani %70'inde 60'ında öyle oluyor. Şimdi biraz çocukluğunuzla ilgili birkaç sorum olacak. Büyüdüğünüz aile atmosferini tarif edebilir misiniz? Bakalım nasılmış? Pek aile atmosferi yoktu açıkçası. 2 yaşında babam öldürüldü, vefat etti. Ben babamın ölüm şeyini bile kendim araştırdım Google'dan. Yani hiç annemle hiç konuşmuyorduk. Ya ben 18 yaşına kadar falan hiç baba konusu geçmedi evde. Ben hiç sormadım aranız nasıldı, ne yapıyordunuz, nasıl öldü, niye öldü. Bir kere arkadaşım sordu, yakın bir arkadaşım vardı, o merak etti. Ona da zaten trafik kazası demiş. Sonra ben de öyle sandım bana söylediği için kız. Sonra kendim merak ettim, araştırdım. Google'dan haber buldum. Ondan sonra öğrendim. Yine baba konusu geçmiyordu evde. Yani hiç alışık değildim öyle bir şeye. Kendim de açmıyordum konuyu, annem de açmıyordu. Hani hiç olmamış gibi. Bence sıkıntı işte. Hiç olmamış gibi davranırsan abi, bu travmalar şey, sonradan gün yüzüne çıkıyor bir şekilde. Eğer bir problem varsa yani üzerine kapatmaya çalışmak biraz sıkıntı oluyor ya. O yüzden bence konuşmak, yüzleşmek daha iyi. Yani söylemesi daha kolay tabii de. Deli ki aileyi parçalamış bir travma yani. Annem ikinci evli oldu, üvey babam. O olunca Aydın Nazilli'ye taşındık. Ondan sonra düzenli bir yaşam oldu. Anne babanız birbirleriyle nasıl anlaşırdı? Kötü. Üvey babam... Aslında başka bir evliliği daha var. Kendi ailesi var köy hayatında. İşte çocukları var. 2 ya da 3 tane olması lazım. Aynı zamanda annemle imam nikahı var. Ve üvey babamdan da kardeşim oluyor. Üvey babamın işte kendi ailesi de olduğu için her gün bize geliyor iş çıkışında. Akşam yemeği yiyor. Ama sonra tekrar diğer ailesi. Ne arka sıralarda ne hayatlar yaşanıyor ya. Nasıl ya? Bir kadın bunu nasıl kabul edebiliyor ben anlamıyorum. Yani tek evliliği savunurum ama yani bir kadın nasıl kabul edebilir böyle bir şeyi ben anlamıyorum. Haftada bir gün bizde kalıyordu. Hı hı. Peki anne, biliyor muydu acaba annesi? Aşırı bağlılık gibi bir durumunuz var mıydı? Yani aynen. Annenizin size tutumu, şimdi kendisi bir değişik bir durum içerisinde yani... İkinci eş olarak gelmiş, resmi nikahı yok. Bunun nasıl kabul edilebiliyor ya? Psikolojisi üzerinde bir etkisi olmuş olabilir. Nasıldı? Hatırlıyor musunuz? Birçok şey yasaktı bana. Çok böyle özgür bir insan değildim. Kısıtlanıyordum ama üvey babamdan dolayı daha böyle geri kafalıydı ve birçok şeye izin vermiyordum. Akşam dışarıya çıkamazsın. İşte çıktığın zaman verdiğin saatte dakikasında evde olacaksın. İşte her yaz Kur'an kursuna gitme zorunluluğum vardı. Her gün bir sure ezberleme zorunluluğum vardı. Bir kere de şaşırt ya. Bir kere de şaşırt abi. Bu ben anlamıyorum ya. Ya şu taktiğin, şu işte kısıtlayıcı, bunu yapacaksın, şunu yapacaksın. Zorla işte Kur'an kursu, bilmem ne. İşe yaradığı bir insan var mı ya? İşi yaradı. Bundan dolayı işte dinine daha yakın, seven biri oldu mu ya? Niye hep aynı hatayı yapılıyor? Ben anlamıyorum abi. Yani bak ben aileme şükrediyorum yani. Arkadaş gibi olacaksın. Ya bir kere bile düzgün teptiğini görmedim zaten. Yani hep ters tepiyor. Şey... Bir şey zorunlu yaptırırsan o daha da göze batıyor çünkü. Hele ki bir çocuğun psikolojisinde düşün yani. Medya yasak da açamazdım. Zaten bir arkadaşımla kalamazdım. Bir arkadaşım bende kalacaksa işte annem bir hafta izin veriyordu. Diğer hafta kendi keyfine göre hayır bu sefer istemiyorum deyip izin vermiyordu. Böyle bir hayatım vardı açıkçası. Ve her şey yasaktı ama ben de çok özgürlüğüme düşkün bir insanım. Ben açmak istemesem açmam ama. Ne olursa olsun hani karşılığında çok büyük bir tartışma olacaksa da işte dövecekse de elimden telefonu alacaksa da hiç umurumda değildi. Sonucu düşünmeden direkt o kuralları yıkmaya odaklı bir karakterdim açıkçası. Gizli gizli işte mesela evde arkadaşlarımı topluyordum annemler işteyken. Christmas tree, where are you?
Nasıl yani? Gucci'ne mi gitsin? Evin her yerine ışık yapalım bence arkadaşlar. Nasıl? Umarım bunlar... Olmaz bu şeyler. Neden? Olmaz. Neden olmaz? Ne yapıyorsunuz? He, alışveriş yapıyor. Ve Nazilli'de belediyenin önüne çıksanız ve Mervi Taşkın'ın evi nerede diye sorsanız herkes gösterir ama annem... Ha. Bir dakika. Bu Merve Taşkın benim Twitter'da gördüğüm Merve Taşkın mı? Twitter'da böyle şeyler paylaşan kız değil mi bu? O kız mı? Twitter'da önüme düşmüştü birkaç kere. Oymuş galiba. Çünkü ıslası duruyorum. Hiçbir şekilde tutulabilecek bir çocuk. Böyle aşırı sexual şeyler Twitter'da. Tweetleri de öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Şu an çok büyük karıştırıyor olabilirim ama öyle hatırlıyor gibiyim. Düşmesi için zorlamışsındır. Çocuk değildim yani. Hayır, Merve'ye git yapamazsın de ve otur izle. Böyle sığamıyordum. Yani sürekli böyle bir şey yapayım. Sky'ım hoş geldin. Okeyim, yeter ki yapayım. Yani izin de alıyordum. İzin vermiyorlar. Okey vermiyorsan yine yaparım modundaydım. Bu tarafı doldurmamız gerekiyor. Annemle çok böyle anlaşamıyorduk. Çok sinirli, öfkeli. Yani bilmiyorum. Aramızda böyle çok tatlı bir anne kız ilişkisi yoktu açıkçası. Kendisi zaten mutsuzdu. Büyük ihtimal bana yansıtıyordu ya da çocuklarına yansıtıyordu. Çünkü mutlu bir ilişkisi yoktu zaten ve kendi yaşadığı travmalar, sorunlar vesaire. Ya o da çok sağlıklı bir birey olmadığı için ister istemez bana yansıtıyordur. O yüzden iletişimimiz çok sağlıklı değildi. Ben zaten genel olarak hep böyle daha çok odamda vakit geçirirdim tek. Peki bu şey kız mı? İşte ben villa aldım diyen kız mı? Yalı aldım kız, işte siz çalışın gibi bir şey diyen kız mı? Böyle şey dersi veriyordu. O kız mı bu? Lucifer'cim hoş geldin. Ben şeyi görmüştüm. Enes'in kanalında mı görmüştüm? Nerede görmüştüm? Hani siz oturun, ben burada villada oturuyorum falan. Evet, o. Falcon iyi anlar bu işlerden. Ev oymuş. Ben şey, evdeki en çok güldüğüm şakalarım şeydi ya. Dubai muhabbeti vardı ya. O kaka olayıyla ilgili o kadar büyük şakalar yapıyor ki. Artık ama o gün çok travma evet aslında öyle. Gerçekten öyle. Travmalarını gülerek anlatıyor yani. Onlarla nasıl yani? Onlarla oynamayı bir oyun, maç gibi bir şey. Nasıl? O geliyor, sen onu oyuna çeviriyorsun aslında. Öyle toparlıyorsun. Ablacığım çok fazla analitik yaklaştın da şey mi? Dubai'ye mi gitmiş bu kız? Özge hoş geldin. Çok zeki bir kadın. Overanalyze gördüm. 10 takipçi oldu. Okulda da çok benim ikinci kanal. Dışlanan bir insandım. Yani bir kere zaten 7. sınıfın 1. dönemini Antalya'da okuduğum için, 2. dönemde Nazilli'ye gittiğimiz için zaten bir dönemde herkes arkadaş olmuş oluyor. Birbirini tanıyor. Ben sonradan gelen olduğum için o da biraz sorundu. Ben de sonradan geldim okula. Çoğu okula, çünkü küçükken çok nakil oluyordu. Lise dönemimde de aynı şey oldu. Ben de sonradan geldim ama bir şekilde atlatıyorsun yani. Şey değil. Bilmiyorum yani. Ben böyle olmuşum. Merve böyle olmuş mesela. Atlatamamış. Girmesi zor ortama tabii de. Bir şekilde giriyorsun ya. Bir fırsat oluyor. Bir şey oluyor. Giriyorsun. Cam sepanın aşağısına yatıyorsun, Habibi üstüne kakanı yapıyorsun. Hani popüler kızlar olur ya, zaten onların arasına giremiyordu. Ve bizim okulda şey ayrımı da çok fazla vardı. İşte maddi durumu iyi olanla kötü olan. Yani öğretmenler bile ona göre ilgi gösteriyordu. Sınıfta da işte 3-5 tane böyle zengin kızlar vardı. Onlar zaten dörtlü bir takımdı böyle. Okulun popüler kızlarıydı. Çok aşırı arkadaş çevrem olmuyordu. Daha işte normal, daha dışlanan. Ama şunu söyleyeceğim bak, durduruyorum ama. Abi fakirlik mental işidir. Fakir mentali olmayacak. Anladın mı?
100 bin dolarım varken atıyorum ya da 100 bin liram varken 100 liram varken otobüse binmeyeceksin. Mental fakir mental olmayacak. Mental olarak fakir olursun. Mentalin zenginse para kazandığın zaman şey olursun. Sonra eğer mental fakirken zengin olursan sonradan görme gibi kalıyorsun. Anladın mı? Mental olarak bu iş bence. Şu an linci yedin mi? Linci. Fakirlik bir seçimdir falan değil mi ha? Fakirlik bir seçim değildir. Mental fakirlik seçimdir ama. İnsanlarla arkadaş oluyordu. Ve bu böyle liseye kadar devam etti. Tamamen özgür olmak Yani isteyen bir insandım ve sonradan görme olmayın demek istedim yani, anladın mı? bir o kadar özgür değildim üvey babamdan dolayı. İşte dışarı çıkma saatlerim vardı. Çıkıyorsan saat 5'te 1 dakika bile geçmeden evde olacaksın diyen bir aile vardı. İşte okuldan eve, evden okula mini giyemezsin. Facebook hesabı açamazsın. Facebook zamanları. Fotoğraf koyamazsın açtıysan da çünkü açtım. Şimdi sosyal medyada ilk paylaştığın neydi ve amacın neydi? İlk kendimce cesur diye düşündüğüm paylaşım dekolteli ki değil şu zamana göre askılı bir body'yim. Yataktayım, selfie çekmişim böyle. Parmağımla da benim işaret ediyorum böyle tatlı gülümsüyorum. Attıktan sonra okulda herkes o fotoğraf çok iyiydi falan filan böyle tepkiler geldi. Aa, falan yaptım böyle bir. Hoşuma gitti. Sonra daha rahat olmaya başladım tabii yavaş yavaş. Sonra bir kere bir çekiliş vardı. Ağdabandı çekilişi mi bir şeydi böyle. Ödül neydi hatırlamıyorum da. Ağdabandıyla fotoğraf çekileceksin işte. Böyle bacağını alıyormuş gibi falan filan. Ondan sonra öyle bir post attım ben. Tabii şimdi Ne o oluyor ya? zamana göre absürt bir fotoğraf belki de. Hani ağdabandıyla bacağını almak herhalde çok ayıp bir şeydi o zamana göre bilmiyorum. Ondan sonra ne yaptım? Ağda bandıyla zaten nasıl ya? Ağda bandıyla nasıl ayıp olabilir ya? O gideceksek böyle gidelim. Ağda bandıyla zaten başka ne yapılır ki ağda bandıyla? Dönemine derken 98'li bu kız hangi dönemden bahsediyor ya? Ben bakmıyorum abi, abdestliyim. İlk defa 10 tane de yorum aldım Instagram'da. Çok şaşırdım. Ben dedim ne alaka hani niye bu kadar fazla yorum bekliyorum? Hani hiçbirini tanımıyorum. Kilo al kilo yazmış biri. Hayvan herif ya. Hapise atarsın böyle sinep boklu tuvaletin aynasından. Beni takip etmiyorlar. Ulan kahpe, seni şikayet etmeyelim de ne yapalım? Bu nasıl bir rezillik? Falan. Hepsi birbirinin arkadaşı böyle stalkladım ve hepsi kötü yorum. Ondan sonra ben de Türkiye Müslüman bir ülke. Bu tür şeyler ters bize. Hep bak aynı o ördekli piç var ya. Ördekli piç. Bir hakkı kaldı. Yediremiyorlar ya. Şey oldu. Aa dedim. Kıra. Demek ki insanların rahatsız olacağı şeyler yaparsam ya da absürt. Demek ki daha çok yorum Evet. alacağım ve daha çok etkileşim alacağım. Ama bu tehlikeli bir düşünce abi. Ömrümü yedin. Bir dakika Buse'cim, hoş geldin. Açıklayabilirim. Ömrümü yedin demiş. 12. ay olmuş. Ne güzel. Hoş geldin. Sen de ömrümü yemeye hazır mısın? Hoş geldin. Ömrüm. Kurt bakıştım. Şimdi şöyle bir şey var. Bu bir dakika. Bence yanlış. Ekranda göt derken benden mi bahsediyor? Ha. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada sana bir sürprizim var. Çok büyük ama. Yenge yok mu? Yapım aşamasında ya. Zorluyoruz bakalım. Bir ev dese. Ekranda iki göt var falan. Şimdi şunu diyeceğim. Bir dakika, buraları keseriz. Şimdi şunu diyeceğim. Bu mentalite bence çok yanlış. Az kaldı Kerem falan. Mentalite çok yanlış.
Neden biliyor musun? Böyle düşünerek aslında şey yapıyor. Zamanında Logan Paul da yaptı bunu. Anladın mı? Logan Paul da yaptı. İşte like şey demiş ya, kız burada işte ne kadar absürt şey paylaşırsam o kadar çok like geliyor falan. Bu mentaliyle abi sonra gidersen şey de yaparsın. Yani bunun sonu yok. Çünkü yanlış bir mentalite yani. Sen ilgi arıyorsan ya da bir şey arıyorsan ilgiyi görüyorsun zaten de kendini değersiz duruma düşürüyorsun. Şöyle değersiz derken şunu diyorum. Bu aradığı şeyin karşılığını aslında manevi olarak doldurmuyor ki Merve. Anladın mı? Doldurduğunu zannediyor. Ya maneviyattan kastım dinle alakalı değil. Onu söyleyeyim. İşte o şey tarafı dolmuyor yani. Anladın mı? Onun sevgiyi hissetmiyor. Zaten gelen yorumları gördünüz. Amına koyayım Türkiye burası. Şey burası. Buse Demir hoş geldin. Sen gelince chat'in güzellik seviyesi arşa erdi kuzen. Buse Demir fan queen. Allah belanı vermesin yani. Yani anladın mı? Bence psikolog olarak, psikoloji olarak terapistin şey demesini beklerim. Yani aradığın yanlış ilgi. Eğer mutsuzsa o da. Bence long run'da onu söyleyeyim. Bu kız yaşlandığında, şey olduğunda bunu daha çok hissedecek. O ileriki yaşlarda. Aa dedim, demek ki insanların rahatsız olacağı şeyler yaparsam ya da absürt, demek ki daha çok yorum alacağım. Ya manipüle etmesi de çok kolay mesela o zaman böyle düşünüyorsa. Ve daha çok etkileşim alacağım. Ben ona Twitter'da da saçmalıyordum yine. Böyle insanlar beni linçlesin diye biraz orada şey saftirik bir rol oynuyordum ama çok fazla oynuyordum. Şey yapıyordum Instagram'da, ilk Instagram sayfamda kapatıldı o cinsellikte. Senin meşhur eden birkaç olay vardı. Evet. Evet. Bir dakika, beni meşhur eden, tam anlamıyla meşhur eden bakirelik olayı da. Ama ilk Loris, aynen Loris Karius vardı. Yani yaptık bir hata. Ne o? Ben olayı bilmiyorum. Paylaşmaya da bilirdim. Ya arkadaşlarımın gazına geldim. Şimdi 2-3 saat sonra sildim tweet'i. Loris'ten de özür diledim. Bak dedim, yaptık bir hata. Sen bir şey diyeyim mi? Gerçekten iflah olmazsın sen biliyor musun? Ama... Bak ben seni insan gibi aldım şuraya. Oha bilmiyor musun? Oha nasıl bunu duymaz? Ney bu ya? Ben olayların hiçbirini bilmiyorum. Yunan zamanları canlı yayında sırf askılı body giydim diye beni yerden yere vuran. Bütün siteye de vurdurtan. Hatırlıyor musun? Orada ahlak bekçiliği yapıyordu yani. Reymen mi bu? Body giyiyor diye Reymen. İçindeki sağcılığı mı çıkarmış gizli? Onunla konuşmaları niye? Loris Karius bununla mı konuşmuş? İşte mesela bak Loris Karius yerinde olsam dava açarım abi. Özel bir yer değil mi orası? Paylaşılması etik değil ya. Zeyşancım hoş geldin. Etik değil bro. Sırf askılı body giydim diye yani. Şu üstünden daha kapalıydı. Yani göbeğim falan kapalıydı. İçinde işlemişleri vardı. Sonra işte Twitter'da saçma sapan bir makyaj yapıyorum mesela. Çok kötü, çok çirkin, Salak çok kızı. abartı. Ama diyorum ki çok güzelim, çok güzel makyaj yaptım falan. Kötü olduğunu ben de biliyorum ama güzelim dersen ortada kötü bir makyaj olduğu için herkes yine işte palyaçoya benzemişsin Kız resmen bu enayileri görmüş sosyal medyadaki, tamam mı? Kız resmen enayileri görüp abi öyle güzel manipüle etmiş, kullanmış ki helal olsun. Herkes de yemiş. Bak mesela ben de size evet poposunu fazla kullanmamış da şimdi o yorumlara da gireceğim. Analiz yapmadım da. Şöyle normalde ben de manipüle etmeyi tercih ettim. Mesela benim videom işte sıfır izlenen yayıncısı. Mesela gösterdi, kanıtladı abi. Bana hala yayın dışı takip geliyor. Yayında gelmiyor, yayın dışı geliyor. Yani bu da enayileri görmüş. Enayilerde hemen atıyorsun yeme böyle geliyor. Yani burada tebrik etmek lazım kızı. Bunu görebilmiş en azından.
çekiyorum falan yorum yapacaklar. İyi bir yer gör bunları. Ya da işte fotoğraf çekiliyorum, arka planı şokluyorum duvarı ama bilerek böyle yamultuyorum hani çok bariz bir şekilde. İnsanlar yorum yapsın hani şoklamışsın, tiziğin güzel değil aslında falan diye. Bunlar ne şu an gördüğümüz şeyler ne, ben çıkaramıyorum, hayatımda ilk defa görüyorum. Merve, Merve mikrofonun açık. Belki Merve yoksa. Yazıyorum hani fiziğim çok güzel, çok güzelim falan. Sonra böyle böyle yorumlar, beğeniler, paylaşımlar, linçten dolayı çok fazla etkileşim almaya başladım. Yani aslında bir nevi insanların bug'ını buldum. Onları böyle tetikleyebildiğimi fark ettim ve öyle tetiklemeye başladım. Bu sana bir haz verdi. Evet, evet, çünkü ünlü olma isteğim hep vardı. Hep ünlü olmak istiyordum. Nazilli'de yaşarken de diyordum ki Türkiye'de yaşayacaksam İstanbul'da yaşamak istiyorum çocukluğumdan beri. Çünkü ünlüler oluyor. Ya abi işte insanlara bence bu da kötü örnek oluyor. Bir yandan şimdi atıyorum ya ünlü olmak okey de yani niye farklı yollar yok mu ya? Tek bu mu yani, vücudunla mı? Ya da şeyle mi ünlü oluyorsun? Bilmiyorum. Vücuduyla ünlü olmayı seçmiş de şimdi bak şöyle bir şey var. Eğer para kazanmak istiyorsan dünyanın birinci kuralı. Eğer para kazanmak istiyorsan abi bir şey satmak zorundasın. Yan monitörden gözümden mi yansıyor ya? Bir şey satmak zorundasın. Bu bilgin olur. Bu vücudun olur. Bu işte başka bir şey olur. Bana göre vücut seçimi çok kolaya kaçmış. Kaçmışlık oluyor. Yani bilmiyorum. Ben böyle görmüyorum. Yani kız orada şeyi görmüş. Hani insanları tetikliyorum ve ben bundan ünlü olacağım. Ama ben şeye inanmıyorum abi. Her PR iyi PR'dır. Lafına hiç inanmıyorum. Ya kötü PR kötü PR'dır abi. Sen şimdi insanların kafasında bir şey kalıyorsun. İleride bak şu an kardeşimle yaşadık kız. İleride bir şey yapmak istediğinde daha olumlu böyle kendi hayatında atıyorum bir şey yapmak istediğinde bunlar hep önüne gelecek. Anladın? Şu an para kazanıyor olabilir. Bu para bittiğinde ya da Türkiye'de yaşıyoruz abi. OnlyFans kapandı. Tamam mı? Senin gelir kaynağın gitti. Türkiye'de yaşıyoruz. Kapanabilir. Yani garantisi yok. Sen farklı bir iş yapmaya gittiğinde ya da herhangi bir yere gittiğinde seni öyle şey yapacaklar ve bu zarar verecek. Yani ilerisi için gene bak long run'da bence daha çok zarar veren bir iş bu. Hani ilk başta iyi gibi gözüküyor vücutta işte çok kolay para kazanıyorsun bilmem ne falan da. İlerisi için bence gene kötü bir seçim olur ya. Eğer direkt iş kafasıyla bakacaksak. Yenik Medicine Beer daha çekici bundan çıplak halinden. Ya o tercih meselesi evet. Sonu zengin Arap erkeklerin kollarında bitiyor ya da Bigo'da falan sevgili yapıyorlar. Ya bu madem akıllı bir kız yatırım da yapmıştır diye düşünüyorum. Şeyler en azından mi, ev. Efendim? Alo efendim kapıdayım. Ziller açtım da duymadınız herhalde. Açıyorum, yani. Açıyorum. Tamamdır. Ne oldu bu? Şimdi niye gördük bunu? Hareketli bir gibi. Yalı çapkını. Makrodan sipariş vermişler hareketli bir gün mü? Merve Taşkın yalısı diye kaydettim. Starbucks için sipariş verirken. Nasıl yani? Ne oluyor şu an? Yani en başında zaten üvey baba ahlak bekçiliği yapıyor başımda, tepemde. Ama ahlak bekçiliği yaparken kendisi çok büyük bir ahlakçı. Evet. Bu konulara girsem. Evet. Çünkü evliyken ve bir ailesi varken annemle evleniyor İmam Mikail'la. NPC anı. Ve bence kameramanla mı yürümeye çalışıyor, ne yapıyor? Kardeşim oluyor zaten. Yani bu da o zaman ahlaksızlık. Ahlak bekçiliği yapıyorsun ama kendin ahlaksızsın. %100 haklı zaten bu arada. Ki insanların %90'ı maalesef ki böyle. Herkes bir ahlak bekçiliği yapıyor ama kendi hayatlarına dönüp baksalar zaten çok büyük ahlaksız olduklarını görürler. Aslında ben de şey burada bak ben de bunu gördüm. Yani şey mesela çok klasik örnek olacak da işte Müslümanlar işte bir Müslüman şöyle yaşıyor.
Öyle Müslüman. Ama mesela ben Müslüman'dan daha Müslüman yaşıyorum ama ben yanacağım ona göre. Ama şöyle bir şey var. Yani şimdi sen bunu görüyorsun abi. Bunu görünce ben şey demedim. İşte tüm Müslümanlar böyle. Ben de anasını sikeyim en şey ateist olacağım. Herkesin anasının Müslüman kalmayacak falan tarzı bir şey düşünmedim. Yani Merve'ninki biraz hani zaten ahlaksız diyen bir babası var. Üvey babası. Üvey babasının kendi eşi var. Bir de annesiyle evli. İmam nikahlı. Kardeşleri var falan. O da ahlaksız. Haklı o konuda. Ama ben tutup şey seçmedim işte yani. Merve gibi de olabilirdim. Yani böyle Müslümanlardan nefret eden bilmem ne işte siz gerçek yaşamıyorsunuz falan. Bira içen bir Müslüman görünce böyle kafasına tak vur bir tane bilmem ne. Öyle cihatçı olmadım yani. Vicdanen rahat etmeli. Evet. Vicdan terapisi gibi. Orada başladı yani hikaye. Efendim, aramızda Polo ailesi var. Ben hiç böyle enteresan bir dava görmedim. Karışık biraz çünkü siz biraz olayları karıştırmışsınız. Özellikle Havva'nın. Peki bu arada devam ediyor mu sana geceleri odana gelmeye veya seni bir şeylere zorlamaya devam ediyor mu bu esnada İsmet? Evet, silahla. Korktum anlatma, anlatma. Benim kaynanım sabladı. Kaynanım dedi bize rezil daha da dedi bize. Ferdi Karakuş ve çocuk Karakuş arasında biyolojik ilişki bulunmamaktadır. Kusura bakmayın ama bir karılığın, kocalığın, arkadaşlığın da bir sınırı vardır. İnsan kocasına bunları nasıl yazar? Sürekli annemi dövüyordu. Evimize sevgililerini getiriyordu. O olay bunun olayı mıymış? Bizi de dövüyordu. Peki onunla diyaloğunuz nasıldı, bir iletişiminiz? Hani oturur bir şeyleri konuşabilir miydiniz? Yani çok baba kız ilişkimiz yoktu. Yani kendi çocuğuyla yoktu zaten baba oğlu ilişkisi. Benden nasıl olsun? Sadece kurallar, yasaklar vardı. Yapmam gerekenler vardı. Kurallara işte uymaya çalışıyordum ya da uymuyordum. Ceza sistemi nasıldı ailede? Ödül ve ceza. Yani sizi onayladıkları, övdükleri. Ödül yok. Bir kere yine bir kural çiğnemiştim. Akşam Kübra'cığım hoş geldin. Bir defa gizlice yakalanmıştım. O gece de büyük bir olay çıkmıştı. Ve babam beni bıçaklamaya kalkacaktı. Sonra sakinleştirdiler. Ben odamdaydım. Türk aile yapısı. Ondan sonra işte konuşacak sadece seninle falan filan dediler. Sonra geçtim karşısına işte. Böyle bir şeker kavanozu vardı, toz şeker. Onu fırlattım. O kafama fırlatmadı da duvar demek kafamın bir tık üstüne. Yani daha çok böyle bu tarz şeyler. Bir sosyal medya fenomeni Merve Taşkın Amsterdam'da o meşhur sokakta o pozdan sonra başına iş açılıyor. Merve Taşkın, o Merve Taşkın. Bu hapse girebilir falan olayı oldu. Tamam, şimdi taşlar yerine oturuyor. Da parasını veren adamlar. Hapise girmeden bir belgesel de çıkarmışlar aradan. Seçip içeride beraber oluyorlar. Orada gidip de bunları yaparsam korkmuş. Yani risk almayı seven bir insanım. Dediğim gibi sonucu düşünmüyorum. Tamamen andayım. O yüzden bir şey yapmak istiyorsam her Carpe diem şeyi bro. göz alarak yapıyorum. Tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak bu riski alıyorum. Ama tabii ki bıçağı düşünmemiştim. Ya gerçekten bugünkü olay çok komik. Kendi falsılara falan üzüldüğümüz ahir bir zamandayız. Şimdi olay ne? Merve Taşkın denilen bir tane kadın var. Muhtemelen birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Ergenlerin mastürbasyon malzemesi. Tabii sonra paralı falan oldu. Kendisine gelen mesajı paylaşmış. 12 Ocak günü mahkemem var. Daha önceden Amsterdam Seks Müzesi'ne gittiğim ve Instagram hesabımda fotoğraf paylaştığım için 5 ay hapis cezası... Bu videoyu biz de izledik lan. Yanında bir şey söyleyeceğim. Merve Taşkın buraya abone. Alper Alp'i izliyor bir yandan. Alper Alp izlerken izliyor. Ah. Salmıştım. Bir de BBC bunun haberini yapmış. Bence haklı BBC bu arada. Böyle saçma bir şey olabilir. 1 milyon takipçi. Yani dışlanıyorum derken akran zorbalığı gibi. Ya onu daha çok lisede yaşadım aslında. O da sosyal medyada artık ve giyiniş tarzımdan dolayı da etkilemeye başladı. Sonra lise 2'de kalanlar sınıfında kaldım. Kalanlar sınıfında da yine sevilmiyordum. Sonra lise 3'e geçiyorum. Lise 3'e geçtikten sonra bu kadar çabaladıktan sonra lise 3'e sadece bir hafta gidiyorum. Sonra açık öğretime geçiyorum, okulu bırakıyorum. Oradan da kaçıyorum çünkü 10 bin takipçim olduğu için baskı daha çok başlıyor. Zaten herkes birbirini tanıyor. Zaten
çok hani sevilen bir insan değilim, böyle dışlanan bir insanım. Yeni yeni bir şeyler düzeliyor. Ama sosyal medya girince bu sefer mesela yanımdan geçiyorlar ama duyabileceğim şekilde belki hakaret ediyorlar, belki dedikodumu yapıyorlar ya da yanımdan geçerken omuz atıyorlar. Hani bir susarsın, iki susarsın ama sosyal medya değil bu. Gerçek hayat olduğu için bir yerde cevap vermek zorundasın. Ama bu sefer disipline gideceksin kavga ettiğin için bilmem ne. O süreci yaşamak istemediğim için okuldan da kaçıyorum zaten açık öğretime geçerek. İyi. Liseyi bıraktıktan şey gördüm ya, düşünüyorum da böyle doğru kararlar silsilesi. Sonra bir yıl falan kendime eve kapattım. Çok nadir dışarıya çıkıyordum. Çünkü çok fazla zaten dediğim gibi arkadaşım yoktu. Böyle sosyal medyadan tanışıyordum insanlarla, arkadaş oluyordum. Belki işte iki haftada bir, haftada bir falan görüşüyorduk. Eve kapatınca kendimi bu sefer daha çok sosyal medyaya vakit kaldı ve fokus oldum sosyal medyaya. İşte daha çok Twitter, bu sefer canlı yayınlar, işte YouNow, sonra Hayi diye bir platform vardı. Bir Arap uygulamasıydı, biliyor musun? Bilmiyor musun? Ne böyle böyle yapıyorsunuz? We have a huge taxi problem in Istanbul. Please, Ekrem İmamoğlu, please. Dom Perignon. Türkiye eğitim sisteminde düzgün öğretmeni bulunmayan bir okuldaysan eğer açıktan okumak çok mantıklı. Üniversite okumayı istemedim açıkçası. Çünkü zaten Türklerin British İngilizcesi ya da Amerikan İngilizcesi konuşmaya çalışması çok komiğime gidiyor. Çok da cringe geliyor. Mesela please. Ülkenin ekonomik durumları vesaire vesaire. Bir bölüm içinde hayalim yok hani zevkli. Ekrem İmamoğlu izliyor o yayını, evet. Yapacağım bir bölüm yok. Yapsam ne kadar kazanacağım? Benim hayallerimi gerçekleştirmeme yetecek bir para mı? Kesinlikle değil. Çünkü çok büyük hayallerim var ve o para yetmez. O yüzden sosyal medyada da daha çok para olduğu için ve hayalime hizmet ettiği için... Nooo! Shit! Bu muydu? Twitch, this is a video that we are watching on OF Girls, okay? This is not me. This is, eğer banlanırsak haber verin. Beden algısı üzerinden sosyal medyada paylaşımlar yap. Ve hani ilk anında... OnlyFans promote'u gibi gördüm ben bunu. OnlyFans PR'ı gibi gördüm ben bunu. Anladın mı? OnlyFans PR'ı yapılıyor burada. Hani Merve Taşkın'a abone olmadıysanız bakın neler kaçırıyorsunuz gibi. Big picture'ı görün abi. Anlatıyorsun. O hani sadece beni mi göstermekte. Sonra daha da farklı şeyler yapabilirim. İnsanların buna tepki gösterdiğini gördüm çünkü. Tepkiden dolayı sana bir haz verdi bu ve devam etmek istedim. Daha üzerine gideyim. Evet, çünkü bir yerde bana hizmet ediyordu isteğime, tanınmak ve ünlenmek ve bana belki kötü şekilde ama yardımcı oluyorlardı farkında olmadan. Bence olmuyor abi. Kim diyor bunu ya? Bence olmuyor ya. Olmuyor yani, tek ünlü olmanın şeyi bu mu? Yani şimdi şey mi, bunu izleyip aa Merve ben nasıl bir salağım, ben gidip abone olacağım, işte sen aslında öyle değil misin diyen biri mi var? Ya da şey mi var? Zaten olan oluyor, olmayan olmuyor abi. Yani senin PR yapıp gündeme gelmen, ya yani insanların fikri değişmiyor ki. Mental sağlığı yerinde değil zaten yaşadıklarına bakılırsa. İnfluencer, sen bir dur orada işte. Mesela bu sefer görüyor musun? Küçük çocukları nasıl etkiliyor? Yemek vakti mi? Tıracım, afiyet, ne yiyorsun? Bize ver de biz de yiyek. Bence öyle değil abicim. Çünkü ben öyle düşünmüyorum ya. Ben öyle düşünmüyorum, bilmiyorum. Yani her PR iyi PR değil abi. Sen dediğim gibi long run'da işine çok karşına çıkacak bunlar. Yani sen hayatta bir de kadınların kendini, söyleyeyim mi bunu ya? Ali Şahin diyor ya. Gold Hamilton, hoş geldin bu arada.
düşünüyorum. Daha iyi öneri varsa açayım. Benimkini söyle falan. Tıracım şaka yapıyorum bu arada. Pizza iyidir. You can bak pizza seks gibidir. Çok kötü de olsa iyidir yani. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Dediğin yeri geçtim kardeşim. 4K. Evet Buse sen aklımı mı okudun lan? Cesaretli oluyorum. Tamam lan. Bugün banlanırsak sizin yüzünüzden ama söylüyorum düşüncelerimi. Abi kadınların kendini objeleştirmesi benim canımı sıkıyor. Anladın mı? Yani Merve Taşkın dediğin karakter ya da her neyse bu kişi sadece göt, bacak, meme ve belli noktalardan mı oluşuyor? Anladın mı? Yani Merve'ye göre bu mu Merve Taşkın? İnsanlar öyle görüyor çünkü. Ve kendilerini objeleştirmeye çalışmaları benim sinirimi bozuyor. Anladın mı? Bence yazık yani. Sonra aynı kişiler böyle bir kadınlar obje değildir falan diye alıyor. Oğlum sen yani para için bunları yapıyorsun. Vücudunu satıyorsun. Obje oluyorsun zaten yani. Satılan bir şeysin çünkü. Anladın mı? Objesin yani. Biraz ağır konuştum evet ama uyardım size. Canımı sıkıyor abi. Yani canımı sıkıyor. Yani bilmiyorum daha farklı da olabilirdi yani. OnlyFans kadınları yani erkek bir OnlyFans duymadım ben ya. Genelde kadınlar çok para kazanıyor ya. Ondan dolayı olabilir. Kötü şekilde ama yardım... Ya erkekleri duydum. Olan erkekler var da hiçbir erkeği ben konuşurken görmedim. Aynı şey yani. Larry Wills abonesiyim mi? Neyse o pislik dünyana girmek istemiyorum. Yardımcı oluyorlardı farkında olmadan. Vah vah vah. Üzüldüm Merve bacı. Umarım bir 10 yıl yersin ortadan kaybolursun. Film hayat aşkım. İşte gün geliyor aşko herkes sizin gibi 8-5 çalışıp askeri ücret kazanmak zorunda değil diye küçük gördüğün insanların iyi şanslar dilemesini istiyorsun. Orospu'ya zinciri vurmuşlar kilidiyle oyun açmış. Güzel. Umarım şöyle bir 100 bin, 150 bin ya da bir 3-5 yıl verirler de Türkçe klavyeye alışırsın. İngilizce klavye kullanıyorum. Hayır Merve sen... Buna girmeyeceğim. Ne yazdı acaba? Hayır Merve sen yorumunu bulabilir miyiz? Çabuk. Ne yazdı acaba? Buna girmeyeceğim dedi. Allah bu masum kızı başımızdan eksik etmesin. Çok mesaimiz var daha hayırlısıyla. İnşallah içeri alınırsın. Gibi gibi gibi. Değil mi? Hepsi çok iyi. Okay. Ama kızım bunu sen yapmışsın böyle. Şimdi kimsenin suçu değil ki bu. Bunu sen bu hale getirmişsin. Başka biri getirmemiş ki. Bak böyle edebiyle adabıyla OnlyFans yapanlar var. Kimse laf etmiyor. İşte Athena, Baby Athena olsun. Hanna olsun. Kimse laf etmiyor abi. Sen paylaşımlarından dolayı, sen kullandığın dilden dolayı böyle insanlar cevap veriyor sana. Şeyden dolayı değil yani. Senin OnlyFans yapıp oluyor olmandan değil yani. Etki tepki yani benim gördüğüm. Mesela şey gibi ben yayın açıyorum sizin unuzu koyayım falan desem ona göre cevap alırım. Ama işte hoş geldin kardeşim desem ona göre cevap alırım anladın mı? Rakı iter nane çeker aynen öyle. Yorum unuttum Dinç'e ya. Daha önce müstehcen içerik paylaştığı gerekçesiyle 5 ay ceza alan Merve Taşkın hakkında açılan başka bir müstehcenlik davasına hakim karşısına çıkmak için ikinci defa Çağlayan adliyesinde. Kıyamam. Bakıyorlar ki işe yarıyormuş. Bunları demek ki böyle şikayet edebilirmişiz ve bunlar böyle mahkemeye çıkabilirmiş. Özgürlüğün elinden gidiyor. Yani büyük bir kitleye hitap edince işte ülkemizde de sen basın yayın sayılıyorsun ve her şey
paylaşman, her şeyi yapman yasak. Yani neden bilmiyorum ama örnek olman gerekiyor insanlara. Çünkü herhalde seni taklit ediyor insanlar. Ama onları da anlıyorum. Yani empati yaptığımda çok mutsuz, öfkeli ve hani gençlikleri heba olmuş şu anki bir nesil var. Hani yani sonuçta her geçen gün yaşlanıyorlar ve gençliklerini yaşayamıyorlar. Yani Merve Taşkın'dan da bunları duyacağımı hiç düşünmüyordum. Hangi evrendeyiz şu an? Merve Taşkın'dan Türk gençliği hakkında bir yorum düşünmüyordum. Yani kendini tarif etti. Kendini tarif etti. Şu an birçok genç hani geziyor olması lazım, böyle eğlenerek öğrenmesi lazım hayatı. Evet. Ama birçok insan zaten çalışmak zorunda ve işten eve, evden işe. Böyle hayat mı olur? Herkes OnlyFans açsın yani. Olduğu için de çok öfkeliler. Kızlarımız varsa bunları düşünen OnlyFans açabilir bu arada. Yüzünüzde de göstermenize gerek yok. Dün bir arkadaş vardı. AI ile yüz değiştirip atabiliyor musunuz? Sadece kendi vücudunuzu çekiyorsunuz güzel açılarla. Fotoğraf bak, videoya da gerek yok. Fotoğraf AI ile suratını değiştir. AI ile suratını değiştir yeter. Açıyorum arkada. Açta bak ne oluyor bakayım. Ayak fotosu da olabilir aynen. Hadi bir saniye bak, elime baksana da hepsini asır tutmuş. 15 yaşındayım, yemin ediyorum ki okulu sırf çalışmak için bıraktım, aileme destek olmak için. Ben üniversiteye gitmem gereken zamanda. Benim gezmem... Şimdi olayların Merve Taşkın'la ne alakası var ya? Biri bana açıklayabilir mi? Yani bu videonun yeri mi burası ya? Gereken zamanda. Benim yaşım 20 ya. Ben neden çalışıyorum? Bana ülkem neden fırsat sunar? Abi ben kendi ülkemde markete gitsem abi ben bir tane... Aynen Merve Taş ya, OnlyFans mı açalım? Ne bu video ne diyor şimdi şu an bana? OnlyFans mı açmalıyım diyor. Ne anlatıyor bana yani? Ben şu an gidip OnlyFans mı açayım? Market arabasını dolduramam ama sınır ülkemdeki insana arabalarla geliyor. 4 tane araba doldurup geri gidiyorlar abi. Simülasyon gibi düşün. Burası bir oyun alanı benim için. Ve şeye de inanıyorum bu arada. Abicim yaşadığın ülkede maalesef yaşadığın ülkenin kültürüne saygılı olmak zorundasın. Bak sevmek zorunda değilsin. Eğer yaşadığın ülkede şey varsa ben işte farklı olacağım, şey olacağım zaten sonun kötü oluyor öyle. Ya kültüre saygı olacağım. Burası ataerkil bir toplum. Bunun değişmesi lazım. Ama belli bir noktada değişim dediğin çok keskin olmamalı, anladın mı? Çünkü değişim olmuyor o zaman. Yarın ne var ya? Evet OnlyFans aç. Abi üyeliği 10 değil de 5 dolar yapsan olur mu? Yoksa üyelik alamam. Ya kusura bakmasın ama fırsat yaratman gerekiyor. Hayatında yarattığın fırsatları, aldığın kararların hayatını neler getireceğini, neler alacağını bilmen gerekiyor. Ben bu olmadan ülke geziyorum. Hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Abi tweet'i buldum ama atamıyorum DC'yi. Nasıl? SS al. Domates çorbası değildir. Mercimektir. Ezogelindir. Kimseye saygı duymayıp saygı bekleyen bir kesim var. Yani ben şeye inanıyorum ya. Bir insan değiştir. İlk önce kendini değiştir, tüm dünya değişsin, anladın mı? Ben buna inanıyorum. O yüzden ilk önce sen kendini değiştirirsen dünyaya katkıda bulunursun. En azından kendi düşüncelerini ve saygı sevgi konusunda. İçinde oyun oynuyorum. Ben baş karakterim, diğerleri yan karakterler. Hepimiz bir oyuncuyuz. Birbirimizin hayatına hizmet ediyoruz. İşte ben sizin hayatınıza hizmet ediyorum. Ya yani böyle oyun oynuyormuş gibi. Ama gerçek normal akışta. Aslında gerçek değil. Gerçekten gerçek mi? Hadi bir de simülasyona gir oradan. Ya yaşadığımız hayat gerçekteyse, şu an bir rüyanın içindeyse. Hayda, Elon Musk mısın be? Simülasyon, big picture. İfşa ile ne alakası var? Videonun. Biraz daha göt görürsem ama. Ben yiyince anlarsın ne alakası var. Yarın ne?
Bu arada artık şu götlere bir suka at kızlar. Yeter. Silmeyeceğim Pavse. Bizim başımız dik. Alnımız açık. Merve Taşkın'ın benim hayatımdaki rolü benim banlatması. Bu görüntüler şey mi? OnlyFans reklamı mı yapılıyor? Bölümde gösterilen seans gerçek bir psikolog seansı değildir. Psikolog ve danışan dramatik amaçlar edinmekle bir sıkıntı yok. Ben her şeyi anlatabilirim. Allah Allah. İşte ama anlattığım insanların hayatında sıkıntılar olabilir. O yüzden o sıkıntı. Ben şey yapacağım ya ileride. Ne yayın mı gitti? Alo. Ben buradayız, tamam, teşekkür ederim. Abi şu espriyi yapmayın, bak zaten şey üzerindeyim. Bu Pufka kitap yazıyor ya, herkesin her şeyini falan anlatıyor. Bir dakika. O yüzden o sıkıntı. Ama benlik hiç sıkıntı yok. Ben her şeyi anlatabilirim. İşte ama anlattığım insanların hayatında sıkıntılar olabilir. O yüzden o sıkıntı. Ben şey yapacağım ya ileride. Bu Pufka kitap yazıyor ya, herkesin her şeyini falan anlatıyor, ismini açıklıyor. Ben ismimi açıklayarak herkesin her şeyi. Öyle bir şey olabilir. Nasıl bir etki yaratır? Hangi dünyalar bu sarsıntıyı hisseder? Hangi camialar? Yani şey, sadece ülkemizde mi sınırlı, global mi? Beyler galiba doğru kişiyi ünlü etmiş. Beyler galiba doğru kişiyi ünlü etmiş. Sahip değilsiniz, bu içerik artık ulaşılmaz demektir. Yani sayın izleyen. Allah'ım bu yakışıklı kim ya? Şöyle. Anlamadım. Türk ifşa ile alakası yok. Yani ucundan biraz alakası var. Ve Merve Taşkın'ı haksız buluyorum. Merve Taşkın'ı haksız buluyorum ve Türk konusunda bilmiyorum. Yani biz gençlere laf etmeyen, gençlerin halini anlatmayan bir Merve kalmıştı. O da iyi oldu. Çoğu videoda gördüğüm şey Merve'nin kendi seçimleri ve kendi yaşadığı şeyler aslında. Hani kendi seçimi. Tabii kötü bir aile, kötü bir şey. Onun etkisi de, yani bunun daha fazla, daha farklı bir şekilde savaşabilirmiş sanki. Ama kendisi memnunsa bana da ek yemek düşüyor. O yüzden ben yiyip çekiliyorum yani. Kendisi mutluysa sıkıntı yok. Bize Merve lazımmış ya, iyi geldi. Bir Merve açtı bizi ya. Burada haklı buluyorum.